Türk Tarih Kurumu 12 Nisan 1931 tarihinde Türk tarihi ve Türkiye tarihinin çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırılması, desteklenmesi ve tarih bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğiyle kurulmuştur. Şimdi bu kurum neler yapıyor diye bir sitesine girip baktım. 17 Kasım'da bir sempozyum düzenlemiş, Mercidabık Sempozyumu. Yani Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferini ve halifeliğin Osmanlı'ya geçişini. Evet, görüyoruz ki aslında bugün yaşadığınız dönemle örtüşen bir dönemi, özendiğiniz bir dönemi araştırmayı tercih ediyorsunuz. Halbuki biz ne isterdik? Bu kurumun gerçekten objektif bir şekilde tarihimizi araştırmasını, bu kurumun Lozan'a dil uzatanlara gerçekleri haykırmasını isterdik. Türk Tarih Kurumu'nun Mustafa Kemal Atatürk'e Külhan Bey diyenlere onun ne kadar beyefendi, diplomatik bir dille dış politikayı yürüttüğünü ve kazanımlar elde ettirdiğini suratlarına çarpmasını isterdik. Ama maalesef Türk Tarih Kurumu sadece Atatürk'ün mirasını yiyor. Gerçekten görevini yapsa tarihten ders çıkarmayı da öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz mesela? Mesela tarihte her zaman yürümeyle yasamanın çatıştığını ve genellikle tek adamların, kralların, diktatörlerin yasamanın elindeki yetkileri almaya çalıştığını ve yasamanın buna karşı direndiğini öğreneceğiz. Ama maalesef Türk Tarih Kurumu görevini yerine getirmiyor. Bir gün tarih bugünleri yazacak. Evet, yazacak ve bugünü yaşayanlar tarihe ya altın harflerle ya kanlı harflerle adlarını yazacaklar. Bir gün Ahmet Davutoğlu sempozyumu yapılacak belki tarihten ders çıkarmak için ve komşularla sıfır sorun hedefinden sıfır komşu çukuruna nasıl yuvarlandığımızı öğrenecek gelecekteki gençlerimiz. Bir gün Binali Yıldırım sempozyumu yapılacak, denetimli serbestlik altında düşük profilli bir yönetimin nasıl yapılacağını, nasıl yapıldığını öğrenecek gençlerimiz. Bir gün belki Bülent Arınç sempozyumu yapılacak ve o dönemde Türkiye'nin nasıl kumpaslarla örüldüğünü öğrenmiş olacak. Bir gün Recep Tayyip Erdoğan sempozyumu yapılacak ve bir kişinin hırsları için ülkenin ekonomik olarak, sosyal olarak, eğitim anlamında ve her anlamda, ahlaki anlamda ülkenin nasıl bir karanlığa, nasıl bir uçuruma sürüklendiğini öğrenecek gençlerimiz, geleceğimiz. Evet, kandırıldık diyerek maalesef kurtulamayacaksınız. Çünkü öyle deyince tarih bu yaşananları silmiyor. Cumhuriyet tarihine eğer altın harflerle geçmek istiyorsanız içine sürüklenmeye çalışıldığımız bu karanlık döneme dur demek sizin elinizde değerli arkadaşlar. Bugüne kadar zaten birikmiş bir kara tablo var. Maalesef adınız 301 madencinin kanıyla yazılacak. Maalesef adınız 11 Aladağ'da yanarak vefat eden, her hatırladığımızda içimizin cız ettiği 11 küçücük kızımızın kanıyla yazılacak. Şehitlerimizle, bombalarla, her gün gelen şehit haberleriyle yazılacak. Ama bunu değiştirmek, bu kara günlerden çıkmak sizin elinizde, hepimizin elinde. Bunun için getirilecek anayasa değişikliğine hayır demeniz yeterlidir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.